Arı hayatta, hava sıcaklığı normale döndüğünde hemen hareket edecek durumda arkadaşlar. Bayarcı kanalından merhaba değerli dostlar. Bal arılarının nasıl hayatta kaldığını, kışı nerede geçirdiğini çok iyi biliyoruz. Peki arılarımızın rakibi olan sarıcı arılar nerede yaşıyorlar? Kış döneminde nerede yaşıyorlar? O karda buzda nasıl hayatta kalıyorlar? İşte onunla ilgili bir örnek yakaladım. Sizinle paylaşmak istiyorum. Burası benim koğanımın üst örtüsü arkadaşlar. Şöyle saçtan bir kapak vardı. Bu kapağın altında da böyle kalın izocamdan preslenmiş bir parça var. Onu kaldırıyorum. Şurada notlarımız var. Ama asıl malzeme şu aşağıda strafor var. Straforun üstünü tutsun diye de bu ızgarayı burada koymuşum. Yani biraz fazla örtü olmuş. Fakat arımız nerede? Şurada arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Bu bir sarıca. Ancak bizim arılarımızı avlayan sarıcalardan olmadığını düşünüyorum. Genelde böyle diyorum ama arıcı arkadaşlar, özellikle bazı arıcı arkadaşlar bütün sarıcalara savaş açıyorlar. Bunlar bizim arılarımızın rakibi değiller dostlar. Ama yaşam biçimi olarak, hayat formu olarak bunlar da diğerleri gibi yaşıyorlar. Yani diğer arılarımızı yiyen, bizim için dost olmayan sarıcalar da aynı şekilde bunların kraliçeleri böyle kovanların üzerinde sıcak kuytu yerlerde yaşıyorlar. Bakınız burada arılara ulaşamıyor şu anda. Fakat burada ne var? Sıcaklık var. Aşağıda arıların sıcaklığı var. Strafor var. Strafor kalınlığı 2 santim falan. Üzerinde de işte böyle sarıcı arı konaklamış. Kış orada geçiriyor. Şimdi ona hafifçe dokunacağım. Hayatta mı? Tamamen uykuya mı dalmış? Yani ölü gibi mi? Bayılmış gibi mi? Yoksa kıpırdayacak mı? Onu göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle. Tabii çok da rahatsız etmeyeceğiz. Hemen bir görüntü alıp sonra tekrar eski haline bırakacağım arkadaşlar. Evet. Bakınız. Arı hayatta. Hava sıcaklığı normale döndüğünde hemen hareket edecek durumda arkadaşlar. Evet. Kenara kaçma hareketi bile yapabiliyor arkadaşlar. Tamamen şu teli kaldırmayacağım. Belki rüzgar onu alıp süpürür. Bu soğukta bir canlının hayatına kastetmiş olmayalım. Böyle bırakacağım arkadaşlar. İşte bir sarıca kraliçesi. Bunun daha büyükleri de var. Bazen görüyoruz. Görürsem onlardan da paylaşacağım. Ama belirtmek istediğim işte bunlar böyle kuytu yerlerde hayatlarını sürdürüyorlar. Beslenmeye ihtiyaç duymuyorlar arkadaşlar. Belli bir dereceye kadar da gerçekten dayanabiliyorlar. Yaratıcı onlara böyle bir dayanma gücü vermiş. Bizim bal arıları olsa işte belli bir sıcaklığa düşünce üşüyorlar, bayılıyorlar neyse. Uykuya dalıyorlar ve kolay kolay uyanmıyorlar. Genelde ölüyorlar. İşte sarıcaların hayatı ise böyle daha dirençli, daha dayanıklı bir hayat enerjisine sahipler. İlkbaharda bunlar eşleşmiş kraliçe olduğu için, sonbaharda eşleştiği için arkadaşlar, İlkbaharda bu kraliçeler tek başına petek yapmaya başlıyorlar. İlk yavruları doğup da yiyecek toplayana kadar, yani avcı toplayıcı arı olana kadar kendileri hem petek yapıyor, hem yumurta atıyor, hem yavruları besliyor. Fakat yeni doğan işçiler göreve başlayınca artık yuvadan uzaklaşmıyor, riske atmıyor kendini. Çünkü her yiyecek arama faaliyeti aynı zamanda ölüm riski taşıyor arılar için. Artık yuvadan çıkmıyor, sürekli yumurta atıyor, işçiler de sürekli çalışıyor, peteklerini büyütüyorlar. İşte sonbahara kadar ne kadar çok işçi dişi, sonra da son dönemde ne kadar erkek yapabilirlerse işte kendi genetik varlıklarını da aktarıyorlar, bu şekilde hayatlarını sürdürüyorlar. Değerli dostlar, izlediğiniz ve kanalıma destek olduğunuz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.